Şimdi Türkiye'de iş bambaşka. Avrupa'da gelişmiş ülkeler pandemiyle alakalı olağanüstü önlemler alıp ve bu önlemlerin birçoğu, ki bizim yaşadığımız İngiltere'de de somut örneklerini gördük, ekonomiyi canlandırma, insanların, esnafın bu zor zamanda ayakta kalmasına yönelik bazı paketler içerdi. Tabii. Türkiye'de ise tam tersine böylesine bir küresel krizde hala mesela saray harcamalarının arttırıldığını görüyoruz. Araç filosuna 47 tane yeni aracın alındığını duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşının arttırıldığını, sarayın bütçesinin genişletildiğini, yani israfın alıp başını gittiğini görüyoruz. Burada bir tezat yok mu? Tezat tabii ki var Tuhancığım. Yani öyle bir büyük tezat var ki üstelik. Şimdi ekonomi, bu küresel pandeminin bir faturası olarak dünyada ekonomiler küçülüyor. Yani Türkiye'de de ekonominin alınan tedbirler neticesinde sokağa çıkma yasağı, hı hı, ya da bir araya gelmenin engellenmesi, işte mesela İngiltere'de ve Avrupa'nın birçok ülkesinde restoranlar, barlar, oteller kapatıldı. Öyle. Şimdi bu sektörlerin zarar görmesi kaçınılmaz. Normal. Şimdi bu sektörler zarar görüyorsa, insanlar işsiz evlerinde kalıyorsa, bekliyorsa, İşte birçok iş yeri kapatıldı, ofisler kapatıldı, insanlar evlerindeydi. Üretim belki düşmedi o çerçevede, bazı fabrikalara, kritik önemdeki yerlere dokunmadılar ama günlük ekonomiyi ayakta tutan yan sektörler önemli ölçüde tatile girdi. Böyle olunca ekonominin geriye doğru gitmesi kaçınılmaz. İktidarlar ne yaptı? Mesela İngiltere'de Türkiye parasıyla 3,5 katrilyon parayı zora giren iş çalışanlara ve iş yerlerine destek için kullandı. Türkiye'de bu miktar kullanılmadı. Değil, 300 milyar bile kullanılmadı. Paramız yok. Paranız yok, anladık, tamam. Ekonomi ayakta kalsın. Ya insanlar hayatta değilse ekonomi ayakta kalsa ne olacak? Yani şimdi bir tarafı bu. Esas sorun özellikle şu an dünyada, dedim ya, seyir şöyle yukarı doğru fırladı. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada fırladı. Kışın alınan tedbirler neticesinde ekonomideki daralmaların faturasını aza indirebilmek için ve kontrol altına alınmaya başlamış salgından da duyulan güvenle, yaz tatilinde insanların turistik faaliyetlerine izin verildi. Evet. Mesela Türkiye açtı kapılarını. Evet. İngiltere açtı kapılarını. Avrupa açtı kapılarını. Açınca ne oldu? Bu seyir trafiğinde karşılıklı olarak virüs taşınma durumları oldu. Evet. Tamam. Oysa belirli bir anlamda kontrol altına alınmıştı. Yani ikincisi, toplu olarak bir araya gelmelerin, işte kafelerdir, barlardır, restoranlardır, lokantalardır, düğünlerdir vesaire açıldı. Şimdi açıldı. Bunlar da açılınca, toplu faaliyetlere de izin verilince, ekonomi bir canlansın, bir toparlansın düşüncesiyle ne oldu? İşte Covid vakaları tekrar zirve yaptı. Halbuki Covid'in kışın yeniden zirve yapacağını uzmanlar öngörüyordu. Çünkü mesela İngiltere Kasım Aralık'tan itibaren, Ekim Kasım Aralık'tan itibaren 6 ay öncesinden zirveye tekrar çıkacağını biliyordu. Çünkü kışın flu dediğimiz nezle ve grip hastalığıyla birlikte bu hastalığın hasreten yaşlılarda ve risk grubunda, evet, daha öldürücü etki yapabileceğini uzmanlar açıklamıştı. Ki belirtileri karışabilir diyorlar. Evet. Yazdan dolayı özellikle havada askıda bulaşan virüs. Yani konuşma tükürük yoluyla da gidiyor ya, o havadaki partiküllerin, virüsün partiküllerinin sıcakta daha çabuk buharlaştığı için daha az insana bulaşacağı ama kışın daha çok insana etkilemeye başlayacağı, yeniden yayılacağı, bunların hepsi biliniyordu. Türkiye'nin bunu bilmeme ihtimali var mı? Mümkün değil. Mümkün değil. Türkiye'de biliyordu. Bilim kurulu var. Evet. Bilim kurulu var mı? Yok. Bu tartışılır. Adı var, o yüzden evet, yani söyledim. Çünkü istedikleri tedbirleri uygulayamıyorlar. Tek adam rejiminde oldukları için, tek adam isterse sıkı yönetim oluyor, istemezse olmuyor. Bilimin özgürlüğü yok. Bir gün önce danışman çıkıyor, bir daha sokağa çıkma yasağı olmayacak diyor. Ertesi gün Cumhurbaşkanı çıkıyor, cumartesi pazar tatil diyor. Ya da İçişleri Bakanı çıkıyor, cumartesi pazar sıkı yönetim uygulama kararı verdik diyor. Gece insanlar bir saat öncesinden öğreniyor ve kuyruklar oluşuyor fırınların önünde vesaire. Maalesef. Daha kötü sonuç vermişti, hatırladın mı? Aynen, yani öyle. O kadar öngörülmez, o kadar plansız bir mücadele yürütülüyor ki faturası bu kadar ağır oluyor. Ekonomide de aynı şey. Hala insanlara umut aşılamaya çalışıyorlar. Evet. Ekonomi çok iyi gidiyor. Yıl sonu bilmem ne olacağız. Bir büyümeye devam ediyoruz. İşte iyi
yeni paket açıkladık, yok bilmem. Ya kardeşim, tüm dünyada küçülen ekonomi Türkiye'de nasıl büyüyor? Bir kere mantıki olarak uymuyor. Velev yani, tüm dünyada küçüldü ama Türkiye'de büyüdü. Fakat Türkiye'de ölüm sayısı da dünya ortalamasının iki katı gidiyor. Ya değdi mi? Ha ya, o zaman şöyle mi bakmamız gerekiyor? Sevinelim mi? Ekonomimiz çok düzelmeye başladı ama insanlarımız yani, ölüyor. Buna yani, değer miydi? Ona da değmez yani. Şimdi sen halkın can güvenliğinden vazgeçtikten sonra mal güvenliğini, refahını sağlasan, o insanları öldürdükten sonra refahın ne karşılığı kalıyor ki? İnsanlar için değil hayatta mi her kalan, şey? Hayatta kalanlar daha refah yaşayacak mı için mi yani? Birilerini gözden çıkaralım yani, o zaman. İnsanların annesi, babası, dedesi, atası, kardeşi bilmem nesi vefat edecek ama daha zenginleşmiş olacaklar. Var mı böyle bir şey yani? Maalesef mantığı, bu kadar absürt bir şey. Mantığı oturmuyor. İkincisi şu. Dünyada ve Türkiye'de ekonominin küçüleceği bu kadar net ve biliniyorken insanlara umut aşılamaya, aldatmaya ne gerek var? Gerek yok. Tam tersine önlemler alınması gerekir. Ne yapmak lazım? Ekonomi %20 küçülüyor, örnek veriyorum. Yeni bir bütçe açıklamışlar. Şimdi sen bütçeye diyorsun ki, örnek veriyorum, Cumhurbaşkanı'nın maaşını 88 milyara çıkarıyorsun. 6 milyar aylık, 6 bin lira Türk parasıyla aylık arttırıyorsun. 6 bin lira 4 emekli maaşına, işte 4 tane asgari ücretinin maaşına tekabül ediyormuş aylık. Bir şey mi? Cumhurbaşkanı 82'den 86'ya çıkabilir mi? Zaten çıkabilir teknik olarak. Normalde çıkar. Ama 82 milyar alan bir insanın 88'e çıkmasına gerek yok. Türkiye'nin ekonomisi böyle değil. Hatta Cumhurbaşkanlığına düşen, iktidara düşen zor bir dönemden geçiriyoruz. Ekonomik kriz yaşıyoruz. Evet. Bu krizde biz tasarrufa gidiyoruz. Maaşlarda %20, yüksek maaşlarda %20 indirdik. 82 bu, değil bundan sonra 70 milyar kadar alacağız bir yıllığına deseydi. O farkı da vatandaşlarımıza dağıtacağız dese yani mesela. O farkın vatandaşlara dağıtılacak çok bir şeyi olmayabilir. Ama psikolojik 3-5 etkisi var. Evet. Sen insanlara %3-4 zam yap. Enflasyon yok, her şey çok iyi gidiyor diye enflasyon rakamlarıyla da oyna. Zam oranını düşük tut. Evet. Kendine de gelince %10, %8 zam yap. Var mı böyle bir şey yani? Bunun karşılığı var mı? Yetmiyor. Diyorsun ki bak, ekonomi çok kötü, krize gidiyor. Dolar almış başını gidiyor. Geçen bir veri vardı. Hemen bulabilirsem size söyleyeyim. Hayır, sarayın bütçesi de arttırılıyor. Şimdi oradaki yani sarayın günlük harcaması 3.7 milyon. Ya ve yetmiyor demek ki. 3.7 milyon ne demek biliyor musun Turancığım? Korkunç bir miktar yani bu. Yani dahasını söyleyeyim. Bir de görünmez harcamaları var. Mesela örtülü ödenek var. Gidiyorsun. 100 kişilik konvoy görüyorsun. Evet. O 100 tane konvoyda gördüğün araçların tamamının benzinini, kira parasını, satın alma parasını, içindeki şoförünü, içindeki güvenlikçisini, içindeki kamu görevlisini, hepsinin ama hepsinin parası halkın cebinden gidiyor. Ama emniyet bütçesinden gidiyor. Ama evet, başka bütçeden gidiyor. Oranın sanki şeymiş gibi güvenlikte şey, aynısını görüyoruz. Merkel dünya ekonomisinde evet, bir numaralı ülkelerden. Alışverişe bir çıkmış. Alışverişe yanında çıkmış. Yanında bir tane koruma bir var. Bir tane koruma var. Yürüyerek gidiyor. Kaldırımdan var mı Türkiye'de? Türkiye'de Cumhurbaşkanının çocuklarının konvoyunda en az 20 araba var. Vali öyle gezmiyor Türkiye'de. Vali öyle gezmiyor Türkiye'de. İçişleri Bakanı öyle gezmiyor Türkiye'de. Bu arada o sıradan bir ülkenin de başbakanı değil yani. Yani Şansölye, Merkel, Almanya gibi bir yerin. Ekonomik yani durumu olmadığı için değil. Evet. Halkın parasını gelişi güzel harcayamadığı için öyle geziyor. O yüzden o ekonomi dev ekonomi oluyor. Onun için Almanya dev ekonomi. Evet. Şimdi israfı sen büyütüyorsun. Yetmemiş bütün bunlar mesela. Demişsin ki 47 tane yeni araç alacağız Cumhurbaşkanlığı. Hayır, mevcut neden yetmiyor onu anlamıyorum. Türkiye'de mesela 125 bin makam aracı varmış arkadaşlar. 125 bin. Bunların benzin parasını, kira parasını, şoför parasını, bakım parasını, hepsini kim ödüyor? Sen, vergiler, ben, vatandaş ödüyor. Şimdi şöyle bir algı var Türkiye'de. Üstesinden gelinmesi gereken. Ya ben dükkan sahibi değilim, vergi vermiyorum ki. Ya ne alakası var? Vergi dediğin şey sadece insanın karından verilen bir şey değil ki. İğneden ipliğe her bir aldığın üründe. Aldığın bir bardak, evet, aldığın bir şişe suda vergi var. Veriyorsun vergi.
arabana koyduğun benzinin dörtte üçünü vergi olarak ödüyorsun. O aldığın arabada da var bu arada. Arabanın sana dörtte üçünü evet. Ev alıyorsun, evin vergisini, ev vergi ya atık su vergisi veriyorsun bu ülkede. Cep telefonu alıyorsun. Cep telefonu bilgisayar alıyorsun. Şu kadarı vergi. Yani iğneden ipliğe kullandığın her şeyde vergi ödüyorsun. Veya ücretlisin diyelim. Senin ücretinin %20'si vergi olarak gidiyor. Resmiyette brüt maaş denilen şey. Senden kesilen vergi. Ve en fazla vergiyi gelirine oranla Türkiye'de o brüt maaşı ödeyen dar gelirli veriyor biliyor musun? Evet. Yani ama ben hep 50 TL'lik alıyorum benzini demekle bu işler olmuyor. Olmaz. Veya ben dolara bakmıyorum ki. Yanlış aldı yani. Evet. Sanki o paralar sizin cebinizden çıkmıyor. Neyden finanse edecek? Cumhurbaşkanlığının ek bir gelir kapısı mı var? Yetmiyor abi. Müthiş. Diğer şeylere devam ediyorsun. Büyük kalemlere, büyük harcamalara devam ediyorsun. Yine büyük yatırımlar yapma peşindesin. Halbuki bak geçmişte yapılmış işte cebimizden bir kuruş çıkmadı denilen o köprüler, otoyollar var ya. Hepsine geçiş garantisi. Havayolu yapılmış, evet. Havayollarına geçiş garantisi. Şehir hastanesi yapılmış, şehir hastanesine hasta garantisi vermişler. Yolcu garantisi, hasta yani, garantisi. Ve bütçede 2021 yılında 14 milyar, 2022'de 17 milyar, 2023'te 18 milyar, 2021'de sadece şey bu geçiş otoyolları için verilen garanti. O da dolar bazında olduğu için bugünkü dolar kuruna göre. Dolar yükselirse bunların hepsi yükselecek. Şehir hastaneleri için 2021'de 16 milyar, 2022'de 20 milyar, 2023'te 23 milyar bütçeden ödenek ayrılmış. Onlar da dolar bazında olduğu için tutmazsa daha fazlasını ödeyecek insanlar. Köprüden geç ya da geçme. Geçersen köprü parası, geçmezsen geçmeme parası ödeyeceksin. Ama aynı para. Tek yönlü köprüler artık çift yönlü ücretlendirme hazırlığı gibi bir durum var. Yani ona dair bir tweet gördüm şahsın tekine gelmiş. Aynı gün geçmezsen, yani daha doğrusu aynı gün dönmezsen ikinci yönü ücretlendirmeye başlamışlar. Bu birazcık aslında örtülü bir deli dumrul uygulaması gibi bir uygulama. Açıktan ilan edilmiş bir durum evet. Yok. Ama şimdi, belli ki hazırlığı yapılıyor. Tamam. Şimdi ekonomi daralıyor, ekonomi küçülüyor. İşte sadece şey döneminde bakanın döneminde, mevcut bakanın döneminde dolar kuru Berat Albayrak döneminde dolar kuru Türkiye'de %76 değişmiş Turancığım. Bakana baksanız bakan dolara bakmıyor. Bakana baksanız belki dolara baksa, bakmıyor. Hayır, belki baksa görecek. Evet. Yani. Dolara bakmıyor çünkü bakıyorum derse halk da bakacak. Bakmama imkan ve ihtimali var mı? Türkiye'nin dış borcu dolar, Türkiye'nin ithalatı dolar, Türkiye'nin petrolü, doğalgazı dolar. Türkiye'de elektriğin üretimi doğalgaz fabrikalarından dolar üzerinden. Hayır şaka. Yani insanları hala aldatmaya yönelik şeyler bunlar. Vatandaşın bunlara kanması da ayrı bir dert. İşte onu diyorum şaka gibi ama güldürmüyor. Yani insanları trajik. Canını yakıyor. Trajik. Şimdi ekonomi kötü. Kötü olmasının bir nedeni pandemi. Ama bir diğer nedeni biraz önce söylediğimiz kötü yönetim evet. Ve artan israftır. Çok net. İkisi birleştiği için ekonomi iki kat kötü Türkiye'de dünya genelinde. Tabii belki göre. İsraf kesilmiş olsa evet. Ciddi bir israf evet. Kaynağı kesilmiş olacak. Tabii. O da içeride tutulmuş olacak. Ama kesmiyor. Olacak. Devam kesmiyor. Ediyor. Büyük yatırımlara devam ediyor. Devam ettiği sürece Türkiye'nin altından kalkamayacağı faturalar ortaya çıkıyor. Niye kesmiyor? Yani bir oyun mu oynuyorlar? Yani durursak düşeriz mi bu? Yani bunların hepsi para mı lazım? Yani sade zincirinin parçası olarak ama artık detayına girmeyelim. 2017-25 Aralık'ta gördük. Evet. Back to back yöntemiyle ne kadar ihale büyükse o kadar komisyon da büyümüş oluyor alınan komisyon. Orada ses kayıtlarında vardı bir tanesi diyor ki bakan işte millete küfreden Cengiz'in ses kayıtlarında vardı 17-25 Aralık'ta. Vardı. Bizden 100 milyon istiyorlar adam başı sabah gazetesini almak için. Ama bakanla konuştuk. Bize Ankara tren yolu ihalesini verecek. Oradan onu çıkaracağız. Sorun yok. Milleti şeyine koyacağız dediği de evet, o. Mehmet Cengiz'in o konuşma. O konuşmanın içerisinde diyor ki yalnız diyor bakan diyor o yeni ihaleden de %10 istiyor artık. Çok güzel. Tamam. Al gülüm ver tamam, gülüm. Yani bir saadet zincirinden bahsediyor. Evet.
Şimdi o Saadet İnceli ihale ne kadar büyüyorsa, proje ne kadar büyüyorsa o %10 komisyon da o kadar büyüyor. Dağıtılan bir pay var elbette. Onlar da sizin cebinizden çıkıyor. Evet. O müteahhite verilmiş garanti takır takır bütçeden ödeniyor. Bütçe nereden oluşuyor ya? Ya bütçe dediğiniz şey nedir? Bir bakın Allah aşkına. Bütçe dediğimiz şey vatandaştan toplanan vergilerdir. Bu kadar net. Ya da vatandaş adına gidip yurt dışından yapılan borçlamalardır. O borçlanmalarla oluşan bütçeleri de biz ödüyoruz. Siz ödeyeceksiniz. Hiç değişen bir şey yok. Bizim paramızı çarçur edip, bizim paramızı israf ekonomisinde kullanıp, bizim paramızı bu kadar tepe tepe rahat kullanmalarını anlayamıyorum. İşte Merkel o yüzden kullanamıyor. Çünkü hesap sorulabiliyor. Her şeyin kuruşun hesabı soruluyor. Parası yok değil. Parası var. Senden çok parası var. Türkiye'nin 10 katı büyüklüğünde ihracat yapıyor o ülke. Evet. Anladın mı? Dünyanın en büyük ikinci, üçüncü ekonomisi. Başka para bir var. Şey. İsterse kullanır, isterse saray da yapar. Bütçesinde 100 milyar dolara yakın fazla vermiş bir ülkeden bahsediyoruz. Fakat hesap veriyor. Açık değil. Bak fazla vermiş ülkeden bahsediyoruz. Almanya. Bu arada enflasyon da sıfır. Enflasyon sıfır. Yok yani. Türkiye'de, bütçe fazla veriyor. Türkiye'de de tam tersi. Enflasyon rakamlarını oynayarak düşük göstermeye çalışıyorlar. Rakamlarla oynayarak. Düşülmüş hali bile çift rakamlarda değil mi? Düşülmüşü bile çift rakamda ama işte faizden bunu anlarsınız. Faiz rakamlarını artırmayacağız dediler. Gizli faiz uyguladılar ve artırdılar. Ona rağmen enflasyon dolar artıyor. Dolar hala artmaya devam ediyor. Dolar arttığı için bütün kullandığınız ürünler, bir cep telefonu 17 milyar olur mu ya? iPhone 12 eskiden Türkiye'de araba alıyorduk biz bu paraya. Yani 17 bin TL'ye araba 17 alıyorduk bin yani. TL ya, 17 evet. bin TL. Nasıl olur? Olmaz normalde. Yani şimdi hesap sorulmuyorsa, hesap sorulamıyorsa ve iktidar keyfi harcamalarına devam ediyorsa ve daha keyfi harcamalar yapmaya da devam edebilecekse, imkan veriyorsa halk buna, ülke buna imkan veriyorsa burada yapacak hiçbir şey kalmıyor. Gerçekten yok. Yani. Yok yani. Dolayısıyla tablo buyken ekonomi çöküyor, israf büyüyor. İsraf büyüdüğü için ekonomi daha hızlı çöküyor. Dibe doğru gidiyor. Dibe doğru gitmeye devam edecek. Bu ülkenin ekonomik olarak toparlanma imkan ve ihtimali gözükmüyordur ancak. Ve bunu hep konuştuk. Hiçbir tek adam rejiminde refah artmamıştır. Ülke zenginleşmemiştir. Aksine fakirleşmiştir. Halk fakirleşmiştir. Türkiye'de de tek adam rejimi hesap sorulmayan bir sistem kurulduğu için bu geriye doğru gidecektir. İşin tabiatında olan şey budur zaten. Ve gerçekleşiyor. İktidar da yanıltmıyor sağ olsun. Bütün bu uluslararası tecrübeyi, dünya genelinde elde edilmiş sosyolojik, ekonomik, politik tecrübeyi birebir örneğiyle birebir, yaşatıyor. Yaşatıyor, yaşatmaya devam ediyor. Halk da yaşatmaya devam ediyor garip bir şekilde. Çünkü tek adam rejimlerini ayakta tutan şey gerçekle yalanı birbirinden ayırmayacak hale gelmiş halkın iktidara, yalanlara ve umut pazarlamasına verdiği oylardır. Bu da devam ediyor.